Hani nereden baksanız bir aydır, iki aydır seçim öncesi, bayram öncesi bir yükseliş eğrisinin, bir yükseliş grafiğinin arifesindeydik diyoruz. Hani diyoruz ki ralli yakın, kademeli alımlara devam edelim. Hani sat tuşundan uzak duralım diyorduk. Geldiğimiz noktada bayram tatilini de çok şükür geçireceğiz. Bakalım bayram dönüşü nasıl bir borsa bizi bekleyecek? Bayram dönüşü bir kar satışı olacak mı? Bayram dönüşü yoksa soluksuz yükseliş devam edecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Bazı arkadaşlar diyor ki işte borsa istediği kadar yükselsin. Enflasyon şu olmuş, ev fiyatları böyle olmuş, araba fiyatları böyle olmuş. Doğru. O yüzden bir portföyünüzü sepet mantığıyla birikim yapmak, altın koymak, fon koymak, BES koymak, içine döviz koymak, ev, araba, arsa bunların hepsini koymak tabii ki şart arkadaşlar ama kademeli alımda banka kredisi de yok ortada. Düşünün. Kademeli alımda nasıl bir ev alabilirsiniz? Nasıl bir araba alabilirsiniz? Ben kademeli 10 lira 10 lira, 20 lira 20 lira sigara parasıyla birikim mantığıyla bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi geldiğimiz noktada borsa kazandırmadı. Borsa evet, hepsinin bir dönemsel durumu var. Ama sadece borsaya bakmıyoruz ki biz. Hisse bazında bakmamız lazım. Bakın. Borsa filozofu paylaşmış. 2022 Nisan ayı ile 2024 Nisan ayı arasında bazı şirketlerin fiyatlarını bizlerle paylaşmış. Ford 269 liradan 1163 TL'ye gelmiş arkadaşlar. 2 yılda. 2 yılda 5'e katlamış. Şimdi diyeceksiniz ki ya enflasyon şey, ya 2 yılda 5'e katlamış diyorum arkadaşlar. Yılda 2,5 kat yapar. Bunu siz aslında kademeli biriktirdiğiniz için 2 yıl önce ben 10 bin liram vardı koydum demiyorum. 2 yıl önce başlayan bir kişi bu kademede 2 yıl sonra da kazanmaya devam edecek. Doğuş 48 liradan 368 liraya gelmiş. MİA 2 lira 60 kuruştan bakın MİA teknoloji arkasından baktığımız bir balıktı bu. MİA teknoloji 2 lira 60 kuruştan 65 liraya gelmiş arkadaşlar. Türk Hava Yolları 32 liradan 310 liraya gelmiş. 10'a katlamış 2 yılda. Altın 905 liradan 2400 liraya gelmiş. Değil mi? 2,5'a katlamış. Dolar 14 liradan 32 liraya gelmiş. 2'ye katlamış. Ethereum 44.000 TL'den 115.000 TL'ye gelmiş. 2,5'a katlamış hemen hemen. Yani şöyle bir baktığımızda. Yani bizim mantığımız neye çalışıyor? Kardeşim portföyünü çeşitlendir. Hepsinden biraz biraz ufak ufak portföyünde bulunsun. Yani bu birikim mantığıyla ileride ben işte şimdi alayım bütün varımı yoğumu koyayım. 3 yıl sonra zengin olun. Bu mantıkla gidemeyiz. Orada seçim yapmak önemli. Zaten size kalkıp da tüyoyla vay efendim şu şirketi al bak 100'e katlayacak, 1000'e katlayacak, coin'i al, işte Ethereum'u al, Bitcoin'i al. Öyle bir şey olsaydı bundan 3 yıl önce herkes bankaya gider, sıraya girer, 10 tane ev alırdı kendine. Ev fiyatları ona katladı. Ha zengin hep zengin. Zengin hep alıyordu zaten. Zengin hep zaten yatırımını yapıyordu. Biz kademeli alım yapan küçük yatırımcı için konuşuyoruz. Bana şu an kimse bankaya gidip de aman kredi çekeyim, ev araba alayım, aman işte krediyle ya %70-80 olmuş faizler. Kim kime kredi verir? Zaten bu faizlerle gidip de nakit paranız cebinizde yoksa hiçbir şey alamazsınız. Velhasıl kelam nereden başlarsanız kârdır arkadaşlar. Az çok demeyin ufak ufak kademeli alımlara şu anda başlayın. Hangi şirket olursa olsun yani başlamak zaten yolun yarısıdır. Şöyle bir bakın portföyünüze, şöyle bir bakın sosyal medyaya hangi şirketler popülerse şu an, hangi şirket çok konuşuluyorsa, hangi şirket çok temettü veriyorsa, hangi şirketin işte ihracatı fazlaysa, kasasında parası varsa o şirketlerden ufak ufak alın arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.